Yerel yönetimlerin beşiği olan çok değerli kurumumuz, muhtarlık kurumumuzun temsilcileri, değerli temsilcileri, hepiniz hoş geldiniz. Başkanımız esnaflardan bahsetti, ben de esnafım. Ben eczacıyım. Altınoluk'ta 26 yıldır Deniz Eczanesi isminde bir eczanem var. Gelirseniz hepinizi bekliyorum, reklamları da geçtim arada. Değerli katılımcılarımız, önümüzde çok önemli, gerçekten bu ülkenin kaderini belirleyecek bir seçim var. Biz arkadaşlarımla otokrasiyi demokrasiye dönüştürmek için yola çıktık. Ve bu alanda çok çalışıyoruz. Benden önce konuşan arkadaşlarım zaten bahsettiler. Muhtarların problemlerini biliyoruz. Muhtarlık çok önemli bir kurum. Gerçekten de demokrasinin ilk basamağı. Başı sıkışan vatandaşın ilk çaldığı kapı muhtar. Ancak muhtarlarımızın yetkileri yeterli değil. Ödenekleri yok, işte çalışanı yok. Hepsinden bahsedildi. Bu anlamda bütün sıkıntılarınızı, bütün sorunlarınızı biliyoruz ve çözümlerimiz de hazır. Biz geldiğimizde muhtarlık kurumu gerçekten hak ettiği şekilde çalışabilecek ve vatandaşımıza hak ettiği şekilde hizmetini verebilecek. Bunun garantisini veriyoruz. Bize inanmanızı, bizi desteklemenizi bekliyoruz bu anlamda. Bu seçim çok önemli dedik. Çünkü artık saraydan vatandaşın egemenliğine geçiş yapacağız. Çünkü biz ucube bir tek adam yönetimini yıkmak için geliyoruz. Bizler artık halkın egemenliğini Cumhuriyet'in 100. yılında tekrar Cumhuriyet'i demokrasiyle taçlandırarak tekrar halkın eline vereceğiz. Çok kısa bir süre sonra Millet İttifakı olarak yönetime geleceğiz ve en kısa zamanda parlamenter rejime tekrar döneceğiz. Bu süreçte muhtarlarımızın da desteğini bekliyoruz ve sizlere düşen görevin de farkında olduğunuzun biz de farkındayız. Çünkü muhtarlarımızı da bu süreçte ziyaret ediyoruz. Gerçekten de sizlere de duyarlılığınız için çok teşekkür ediyoruz. Bu ülke hepimizin, bu vatan hepimizin. 14 Mayıs'ta Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanlığı makamına hep birlikte yolcu edeceğiz. Genel Başkan Yardımcımız Sayın Ahmet Akın'ı da buradan bakanımız olarak yolcu edeceğiz. Evet. Ve Balıkesir gerçekten hakkını alacak. Artık Balıkesir'in bir bakanı da olacak. Ve bizler gerçekten her zaman ulaşabileceğiniz milletvekilleri olacağız. Her zaman 24 saat telefonumuz açık olacak. Sizlere hizmete hazır olacağız. Başkanımızın söylediği gibi her zaman aranızdayız. Her zaman sizinleyiz. Çok da uzatmak istemiyorum. 27 Nisan'da da hep birlikte burada şimdiden mitingimizde başarımızı kutlamak üzere, buluşmak üzere yarın diyorum. Hoşça kalın.